Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda arızalı bir rezervuarımız var. Sesten de anlaşılacağı gibi rezervuarımız şu an için su kaçırıyor arkadaşlar. Öncelikle arızalı olan rezervuarımızın tamiri için şu noktadan söküm işlemi yapmamız gerekiyor ve bunun içerisinde de conta dediğimiz plastik bir malzeme var arkadaşlar. Buradaki conta zamanla kireçlenme yapıyor ve su sızıntısına sebep olabiliyor. Öncelikle buradaki contamızı çıkarıp kontrol işlemini yapabiliriz. Öncelikle rezervuarımızın üst kapağını açalım. Cihazımızın üst kapağını açtık. Hemen şu noktada görüyorsunuz. Buradaki çekme çubuğunu kaldıralım. Şu noktada da gördüğünüz gibi buradaki su sızıntısının sebebi ucunda görmüş olduğumuz buradaki plastik conta arkadaşlar. Bunlar zamanla kireçlenme yapıyor. Bu nedenle de su kaçırabilir. Ama bunun temizliğini yaptım. Buna rağmen su kaçırmaya devam ediyor. Buradaki contanın ya değişimini yapacağız arkadaşlar. Ya da farklı bir yola gitmemiz gerekiyor. Öncelikle bunun değişimini yapalım. Buradaki plastik malzeme dikkat ederseniz zamanla düz değil de eğilme yapıyor arkadaşlar. Bu nedenle de tam buradaki deliği kapatmadığı için su sızıntısına sebep olabilir. Buradan bunu söküp ters çevirmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi bu tarz su kaçırmalarında en büyük sebep bu noktanın kireçlenmesi ya da kirlenmesi arkadaşlar. Siz bunu değiştirdiğiniz zaman hala su sızıntısına sebep oluyorsa bir de contayı yani buradaki plastik malzemeyi ters çevirmeyi deneyin. Olmazsa bunun değişimine gitmemiz gerekiyor. Evet, çıkarttık. Böyle takalım arkadaşlar. Bakalım işe yarayacak mı? Önemli olan bir şekilde bu duruma çözüm bulmamız gerekiyor. Elimizde bu malzeme yok. Bunu tekrar satın alabiliriz. Zamanla belki bu noktadaki plastiğin kalınlığı da incelmiş olabilir. Bu nedenle de su kaçırıyor olabilir arkadaşlar. Yani buradaki rezervuarımızı değişmekten ziyade basit malzemelerle tekrar bunun onarımını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi devir geri dönüşüm devri arkadaşlar. Yani her şeyi tekrardan kullanılır hale getirmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi buradaki conta dediğimiz plastik malzemeyi ters çevirdim. Dikkat ederseniz buradaki yönü bu kez aşağı doğru eğildi arkadaşlar. Yani yüzeye daha rahat oturmuş olacak arkadaşlar. Az önce dışa dönük olduğu için muhtemelen su kaçırmasını bu yüzden yapıyordu. Şimdi bunu tekrar takıp tekrar denemek istiyorum. Buradaki malzemeyi takarken etrafındaki dişlere ve hemen dipteki kanallara dikkat edin arkadaşlar. Yani bu noktadaki kanallara girmesi gerekiyor ve bunu sıkıca bu noktaya bastırmamız gerekiyor. Evet, şu an için oturduğundan emin olun. Evet, malzememizi taktık. Bakın, plastik malzememiz siyah olan şu an için contamız yüzeye tam olarak oturduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi denemesini yapalım. Kaldırma çubuğunu da takalım. Evet, şu an için tamamen suyumuzu kesti.
Evet, az önce ilk anda gördüğümüz gibi su sızıntısı şu an için yok arkadaşlar. Suyumuz tamamen doldu. Şamandıramız kendini çekti. Evet, şu an için su kaçırması yok arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bu tarz su sızıntısı muhtemelen buradaki contadan kaynaklanıyor. İlk anda contanın kirli olup olmadığını kontrol edin arkadaşlar. Ve daha sonra benim yapmış olduğum gibi contayı ters çevirin. Zamanla oradaki şekil bozukluğundan dolayı da su sızıntısı olabiliyor. Eğer bunda da sonuç alamazsanız buradaki contanın değişmesi gerekiyor.